Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Aralık sizin ayınız. Güneş 22'sine kadar burcunuzda ilerleyecek ve burcunuzda bir yeni ay doğacak. Bu ay doğan tüm yay burçlarının da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen yaylarımız 22'sine kadar Güneş burcunuzda olacak. Mars ay boyunca yine yükselen burcunuz üzerinde olacak. Enerjinizin, motivasyonunuzun, cesaretinizin çok yüksek olduğu bir aydasınız ve hayatınıza yeni fırsatlar gelebilir. Evet, ay başından itibaren Mars'ın burcunuzda olması zaten enerjinizi yükseltiyor. Bu sizi biraz daha sabırsız yapmakla beraber zaman zaman birçok konuda daha cesur, daha girişken olabilirsiniz. Merkür ayın birinde Oğlak burcuna geçecek. Merkür Oğlak burcunda faydalı olduğu bir pozisyondadır ve para evinizde olacak. Herhangi bir girişim içerisinde en azından para hesaplarında daha planlı, programlı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu iş ve parasal kazançlar, ticari girişimler anlamında ya da bazı alışverişlerde daha mantıklı ve verimli alışverişler yapma anlamında da sizi destekleyebilir. Merkür Oğlak burcunda özellikle 7, 8, 9 Aralık Merkür-Jüpiter üçgeni parasal kazançlar, verimli alışverişler anlamında sizin için şanslı günler. Bunları değerlendirebilirsiniz. 13'ünden sonra zaten Merkür gerilemeye başlayacak. Dolayısıyla bu işlerinizi 13'ünden önce yapmakta fayda var. Özellikle alışverişler ve parayla ilgili konuları. 13'ünde 20 derece Yay burcunda yeni ay doğacak. Evet, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 13 derece, 20 derece ve yakınlarındaysa sizin için tabii ki önemli bir yeni ay. 13 Aralık ve yakınlarında doğanlar için zaten yılın genelinde bir yeni ay enerjisi olduğunu bize işaret ediyor. Başlangıçlar, girişimler, yeni kararlar getirebilir bu yeni ay hayatınıza. Mars'ın etkisi cesaretinizi arttırmakla beraber tabii ki biraz dikkat etmek gerektiğini de işaret ediyor. İşte yeni bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz, bir iş kurmak isteyebilirsiniz, bir ilişkinizle ilgili bir hızlı gelişme olabilir. Burada Merkür tam yeni ay sırasında durağan pozisyonda artık gerilemeye başlayacak. Sizin biraz daha özellikle parasal konularda adım atarken daha dikkatli olmanız gerektiğini de işaret ediyor. Evet, yeni ay etkileri ayın genelinde aslında hayatınızda biraz daha aksiyon da getirecek. Burada bir spora başlayabilirsiniz mesela. Fiziksel anlamda işte oturduğunuz mekan, yaşadığınız yerlerde bir değişim, bir yenilik olabilir. Sağlık konularına özen gösterin. Bazı kazalara, sakarlıklara daha yatkın olabileceğiniz gibi Mars etkisi nedeniyle işte enfeksiyonlar, ateşli rahatsızlıklar, bağışıklık sistemi problemleri, solunum yolları ile ilgili sorunlar, bunlara da yatkın olabilirsiniz ayın genelinde. O yüzden sağlığınızı önemsemeniz gerekiyor. Güvenli adımlar atmanız gerekiyor ve bağışıklık sisteminizi mümkün olduğu kadar güçlü tutmanız bu ay çok önemli olacak sevgili yaylar. Evet, 13'ünde Merkür Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak 23'üne kadar. Para konularında gecikmeler olabilir. Alışverişlerde çok acil değilse alışveriş yapmamak, özellikle büyük alışverişler yapmamakta fayda var. 13, 23'ünden itibaren ise retro yay burcuna geçecek. 2 Ocak'a kadar burcunuzda gerileyecek. Bu dönem sizin için biraz yavaşlama ve geriye dönme süreci. Yani hızlı kararlar vermeyelim. Böyle yeni adımlar atmayalım. Bu dönemde daha çok içinde bulunduğumuz şartları gözden geçirelim, değerlendirelim. Varsa eksikleri tamamlayalım mesela. 2 Ocak'tan itibaren ise tamamladığımız bu işleri daha rahat ilerletebiliriz, daha rahat adımlar atabiliriz. Merkür retrosu zaman zaman zihinsel anlamda sizi biraz kararsız yapabilir. İşte unutkanlıklar, dalgınlıklar, iletişim sorunları olabilir. İlişkilerinize dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara falan daha açık olabilirsiniz. İletişim cihazlarında falan sorunlar daha fazla karşınıza çıkabilir. Önemli bilgilerinizi, dosyalarınızı bu anlamda korumak sizin için çok daha önemli olabilir. Ayın 22'sinden itibaren Güneş Oğlak burcuna geçecek. 27 Aralık'ta ise Yengeç burcunda Dolunay var. Jüpiter'le güzel bir açısı var bu Dolunay'ın. Ancak Merkür-Neptün karesi de var. İşte Mars-Neptün karesi var. Biraz sert etkileri de var bu Dolunay'ın. Para evinizi de etkiliyor. 8. ev Dolunay'ı.
Öncelikle öncü burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 0 ile 8 derece arasında öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak gezegenleriniz varsa sizin için daha etkili olabilir. Bu dolunay biraz bir borç konusu, eşinizin gelirleri, giderleri, finansal konular, kredi konuları ve benzeri alanlarda içinde bulunduğunuz şartları şöyle bir netleştirebilir. Bazı beklenmedik krizlerle de karşılaştırabilir sizi. Yani işte belki ödemekte zorlandığınız bir borç, bir anda bir parasal ihtiyaç, belki bir vergi, sigorta konusu ya da miras, nafaka konusu gibi bir konuyla bu dönemde yüzleşebilirsiniz. Dikkatli hareket etmekte fayda var. Merkür halen daha burcunuzda geriliyor olacak. Neptün'le karesi olacak. İşte Mars Neptün karesi de aktif olacak. Bu dolunay aynı zamanda 8. ev dolunayı olduğu için biraz krizlidir. Yani bir sağlık konusu, işte bir enfeksiyon, bir diş rahatsızlığı, belki ufak tefek sakarlıklar nedeniyle bir operasyon ve benzeri konular da gündeme gelebilir. Dolayısıyla sağlık konularında da dolunay döneminde daha dikkatli, temkinli olmakta fayda var sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.